Selamlar, Keyfro'da hoş geldiniz. Artık Gecko incelemenin vakti geldi diye düşündük. Yaklaşık 7-8 aydır Daihatsu Feroz'a bizde. Hem arazide denedik, hem uzun yol yaptık. Birçok yönden öğrendik ve artık bir kullanıcı olarak Daihatsu Feroz'un nasıl bir araba olduğu ile ilgili yorumlarımızı paylaşmanın vakti geldiğini düşündük. Bu konuyla ilgili Türkiye'de başka bir video da yok. Umarım birçok insan için aydınlatıcı olur. Öncelikle nereden başlayalım? Dışından başlayalım arabanın. Tasarımı gördüğünüz gibi aslında döneminin tasarımını çok iyi yansıtan tam bir retro araba. Özellikle bu arabanın ben iki renkli olmasını çok seviyorum. Hem çamurlu hem üstü gri. Diğer ki geri kalan kısımları da füme, krom jantlarla da beraber çok güzel görünüyor. Tasarımının yoldaki yansımalarını gelecek olursam. Öncelikle bu oldukça kısa bir şasiye sahip bir araba. O yüzden arazide altını şimdiye kadar oturttuğum yer çok az oldu. Yürü be. Üstü açılabiliyor. Hem şurası çıkıyor. Hem de şu bölge çıkarak tamamen üstü açık bir hale gelebiliyor. Burayı çıkarmak çok kolay. İçerisinde bir klips var. Olmadı orayı da gösteririz daha sonra. Klipsten ayırdıktan sonra bu parça tamamen ayrılıyor ve sunrooflu hale gelebiliyor. Bu parça da yaklaşık 12 tane vidayla ayrılabiliyor. Onu da çıkarmak kolay ama tabii öyle hemen çıkarayım, geri takayım şeklinde yapamıyorsunuz. Arkalar kelebek camlı. İçerisinde bir roll bar var kendinden orijinal. Üstünü çıkardığınız zaman o roll bar güvenliği sağlıyor. Bunun arka tarafında LSD diferansiyel kilidi var. Bu Limited Slip Differential diye geçiyor. Tam olarak kilit mekanizması gibi olmasa da bir teker boşa çıktığında gücün bir kısmını diğer tekere doğru, tutunan kısma doğru veriyor. Hani bunu tam olarak deneyimleme şansım oldu mu? Hani bu şu an LSD devreye girdi deme şansım oldu mu? Açıkçası olmadı. Ama testini şu şekilde yaptım ben. Araba lifte kalktığımda tekerin birini çevirdiğimde öbür teker de aynı yöne dönüyor. Bu da LSD kilidinin aktif olduğunu gösterdi bana. Gördüğünüz üzere makaslı arka süspansiyonlar. Önler de normal amortisörlü. Şu an bunun üzerinde 215-80R15 lastikler var. Hemen hemen şunu söyleyebilirim. Yükseltmeden kullanabileceğiniz neredeyse en büyük lastikler bunlar. Çünkü gördüğünüz üzere şu mesafesi oldukça dar. Hiç sürtmedi şimdiye kadar. Ama hani bundan büyük bir lastik takarsanız hem şu arkadaki mesafe hem de şu, yani hani bu çıkabiliyor şu parça. Buradan şöyle ya da keserek de bu lastiğin ebatını büyütebilirsiniz. Hani bir miktar daha büyüyebilir. Hani ben şu anda bu lastik ebatıyla memnunum bundan. Lastiklerimiz de Lassa Competus AT2. Yeni ben aracı aldığımda taktım bunları. Yaklaşık 3-4 aylık bir lastik. Çamurda da kullandık. Çok fazla bir sorun yaratmadı bize. Her yerden geçti. Asfaltta da hani hem çok fazla ses yapmayan hem de konforlu bir lastik. Ama tabii ki çok üst düzey çamur şartlarında, çok üst düzey arazi şartlarında ne kadar verimli olur? O kadarını açıkçası biz denemedik ama şimdiye kadar denediğimiz yerlerde de bizi hiç üzmedi. Önündeki roll bar arkadaşlar. Bu roll bar beni sonsuz ikilemlere sokan bir roll bar. Çünkü görünüş olarak tatlı duruyor, evet. Ama fark ettiğiniz üzere arabanın yaklaşma açısını bir miktar arttırıyor. Daha doğrusu azaltıyor. Yani şu açı normalde şu şekilde olabilecekken bu şekilde oluyor ve bazı durumlarda ki onun da denemesini yaptık. Bu nokta rampaya değerek aracın oradan geçmesini engelleyebiliyor. Zaten tamponları çelik bu arabanın. Hem ön hem arka tamponları çelik. O yüzden hani roll bar'a gerek var mı yok mu? Ya aslında kendinden off-road tamponlarına sahip bir araba. Ama güzel de görünüyor şimdi. O yüzden kararsızız. Siz fikirlerinizi yorumlara atın. Bir de içine bakalım sizle kısaca. Ben 1,83 boyundayım. Gördüğünüz üzere hani hiçbir şekilde sıkışmıyorum bu arabayı kullanırken. Gayet rahat bir şekilde oturma pozisyonunu bulabiliyorum. Hem tavandan hem önden pedallarla alakalı hani bir sıkışma yok şu anda. O yönden de güzel bu araba, seviyorum. Bir de benden önceki sağ olsun sahibi böyle bir kol dayama yapmış. Ya o kadar ergonomik ki hani şu viteslere geçişi şeyi, hani gerçekten uzun yolda beni hiç yormuyor. Çok konforlu. İsterseniz bir de arka tarafına geçeyim. Bunun arkasında da herhalde hayatım boyunca iki kez falan oturdum. Evet, arka koltuğun durumuna gelince 1,83'üm.
Arka koltuklarda da durum bu şekilde arkadaşlar. Yine tavan mesafesi olarak bir problem yok. Burada kol dayama gayet yine konforlu hale getiriyor. Şu da gözü. Burada kelebek cam var. Diz mesafesi olarak da hani şöyle bir mesafe var aslında, hani tam olarak dizlerim değmiyor. Dediğim gibi 1.83 biri olarak bu tarafta rahat yolculuk edebilirsiniz ama benim arkamda muhtemelen dizleriniz değer. Bu ortada gördüğünüz 3 tane yuvarlak gösterge. Biri saat en sağdaki. Ortadaki açı ölçer ama bizdeki ne biz takla attırdığımız için şu anda düzgün çalışmıyor. En solda da şarj göstergesi var. O da aktif olarak çalışıyor. Şöyle gördüğünüz üzere klimalı bir araba. Şuradan kliması faal hale geliyor. 2 tane vitesi var. Şu vitesi geriye çektiğinizde 4 aşa geçiyor. Geriye sağa ittiğinizde, ileriye doğru ittiğinizde de arazi şanzımanına geçiyor. Yani bu araba normalde arkadan itişli ve 4 çeker seçeneği olan bir araba. Üstü şuradan da gösterebilirsin. Bu şekilde açılabiliyor. Yani içinin ebatları bizim için şu anda yeterli. Dediğim gibi 2 kişilik bir aileye rahatlıkla yetiyor. 3 kişilik bir aileye de yeter. Şöyle tekrar gösterelim. Bu koltuklar ayrı ayrı katlanıp yatabiliyor. Yani bir koltuğu yatırıp bagaj haline getirip hani diğer koltuğa da bir kişi oturabilir. Bagaj demişken bir de size olmayan bagajını gösterelim. Tada! Tabii ki LPG'li bir araba. Yani normalde bagajı bu kadar. Ama şöyle şundan örnek olarak göstereyim. Şu şekilde ve şu şekilde bunu katlayıp öne iterek bu da aynı şekilde itiliyor. Burada büyük bir bagaj alanına sahip olabiliyorsunuz. Hani bunun iki parça olması çok güzel. Hani bir tarafı bagaj gibi kullanıp bir tarafı da gene 3 kişilik bir araba olarak kullanabilirsiniz. İnip kalkması da gayet basit. Aracın arka kısmına gelmişken bir de beni rahatsız eden şeylerden biri de şu çok fazla ses yapıyor arkadaşlar. Hiç sevmem sesi. Arabada trim sesini sevmem ama bu arabada trim sesi demişken bu kelebek camlar da tıkır tıkır bir miktar ses yapıyor. O da sevmediğim özelliklerinden biri. Hep ölecek değiliz arabayı tabii ki. Sevmediğim bir takım özellikleri de var. Bu arada çelik tampon. Gelelim motoruna. Motoru şu an göstersem mi göstermesem mi bilmiyorum. Çünkü bu bir arazi aracı olduğu için tabii ki çamurlu. Arkadaşlar hakikaten bunun çamurunu temizlemekle baş edemiyorsunuz. Tada! Gördüğünüz gibi karbüratörlü bir motor. 1.6 litre 16 valf. Fabrika verileri 95 beygir. 0-100'ü 13.3 saniye olsa da benim kendi hesabıma göre 15-16 saniyeyi buluyor LPG ile ama uzun yolda da yaklaşık 120-130 kilometrelerle rahatlıkla seyahat edebiliyorsunuz. Yani uzun yolda sizi sağ şeride mecbur eden bir araba değil. Hani gayet rahatlıkla akan trafikle beraber yeri geliyor. En sol şeride de çıkıp hani 130-140 kilometre hızları da görüp ilerleyebiliyorsunuz. Arabanın istediği uzun yolda ortalama hani 90-100 kilometre hızlarla gitmekten daha memnun oluyor araba. Hani onu hissediyorsunuz çünkü şanzıman oranları normal high viteste bile, yani normal arazi vitesinde değilken bile şanzıman oranları oldukça kısa. Yani birinci viteste yaklaşık araba 25-30 kilometre hız yapıyor. Beşinci viteste 2000 devirlerde de 60-70 kilometre hızlar yapıyor. Hani 3000-3500 devirle giderseniz yaklaşık 90-100 kilometre ile gidiyorsunuz. 4000-4500 devirlerde de 120 kilometre civarında gidiyor. Yani yaklaşık 4000 devirlerde. Ama hani güzel devir çeviriyor araba. Telli gaz olmasından dolayı hani gaz yemesi, gaz tepkimesi çok iyi. Hakikaten gaza bastığınızda 90'la giderken bile size o gücü hissettiriyor. Yakıt olarak bu araba benim hesaplarıma göre hani tüpü 3.70 civarında alıyorum ben. Uzun yoldaki yakışı kilometrede 47, yani 45 kuruşla 50 kuruş arasında değişiyor uzun yolun durumuna göre. Maksimum yaktığı noktada ise hani arazide biz yangın rampalarından çıkıyoruz, şey yapıyoruz, hani sürekli devirli kullandığımda arabayı ise ortalama yakışı 60
kuruşları görüyor kilometrede. 60-65'leri bile gördü oldu ama 65'in üstünü hiç görmedi. Bu da bana aslında makul geliyor. Hani bu yaşta karbüratörlü 4 çeker bir araba için bence makul değerler. Arazideki kabiliyetlerine gelelim. 4 çekere dediğim gibi viteste geçiyor. Ondan sonrasında arazi şanzımanını alıyorsunuz. Benim bugüne kadar arabanın hani bayılıp da yolda kaldığım bir yer olmadı. Tabii ki altının oturduğu yerler oldu. Hani bir tekerin boşa çıktığı yerler oldu ama hani bu arabanın nefesi kesilip de bir yerde kaldığı olmadı. Çünkü arazi vitesinin şanzıman oranları çok iyi. Hakikaten düz duvara bile tırmanıyor. Tırmanamadığı, çıkamadığı yerde de 4 tekerden birden sarmaya, mücadele etmeye devam ediyor araba. Yani o hakikaten şanzımanın gücünü hissediyorsunuz. Çok güzel bir şanzıman ve diferansiyel oranı var. Biz bu videoyu 2020 yılının Kasım ayında çekiyoruz. Şu anda piyasası 40 bin lirayla 80 bin lira arasında değişiyor. Nasıl bu kadar fark ediyor derseniz eğer, bu hem kullanıcının arabaya biçtiği değerle alakalı hem de bu bir piyasa arabası değil. Yani Türkiye'de ilanda benim en fazla gördüğüm adet 10 tane 12 tanedir. O yüzden bunun bedelini, piyasasını belirlemek oldukça zor çünkü çok az var ve bu bir hobi aracı. Benim gözümde ise ben şöyle değerlendiriyorum bu durumu. Atıyorum 50 bin lira mı bu arabanın bedeli ya da 60 bin lira mı? Benim 60 bin liraya alabileceğim arabalar neler? Arazide kullanmak istiyorum. 60 bin liraya 2000 model civarı Lada Niva alabilirim. Suzuki Samurai alabilirim ama artık onların fiyatları da 100 bin liralara dayandı. Gerçekten temiz donanımlı bir Samurai'nin fiyatları. Onun dışında hani şu anda 60 bin liraya alabileceğiniz çok fazla arazi arabası yok. Hani 80 modellere, 70 modellere düşmezseniz 60 bin liraya alabileceğiniz çok fazla arazi arabası yok. O aradaki farkı da şöyle anlatayım size arkadaşlar. Şimdi benim arabam 94 model bir araba. 26 yıllık bir araba. Şimdi 94 model bir Feroza'yı alırsınız, sizi hayata küstürür. Allah belasını versin bu arabanın dersiniz. Hani bakımsız bir arabadır, sizi yolda bırakır. Şimdi o arabayı 40 bin liraya alırsınız ya da 30 bin liraya alırsınız, bilmiyorum. Ama 94 model başka bir Feroza alırsınız, 60 bin liraya alırsınız, 70 bin liraya, 80 bin liraya alırsınız, sizi ihya eder. Hiçbir zaman yolda kalmaz, en kötü arazi koşullarında bile devam eder. Ve aradaki fark aslında bundan kaynaklanıyor. Yani 2019 model bir araba alırken arada bu kadar fark olması normal değil. Ama 94 model bir araba alırken gerçekten hani o araba size o kadar çok masraf çıkarır ki üstüne 40 bin lira harcarsınız. Ama daha pahalıya aldığınız araba kadar düzgün yapamazsınız. O yüzden böyle bir fiyat farkı var ve bence fiyat olarak da hani sahibim diye de diye olabilirim. Hani bunu da kabul ediyorum. Ama fiyat olarak da günümüz koşullarında bu fiyata başka neler alabilirim diye düşündüğümüzde mantıklı bir araba. Arkadaşlar özetlemek gerekirse ben 7 aydır kullanan biri olarak bu fiyata gerçekten alınabilecek bir araba olduğunu düşünüyorum. Hani bu fiyata alınabilecek en iyi araba demek anlamlı değil. Çünkü herkesin beklentisi farklı. O yüzden benim beklentilerimi karşılayan bir araba. Bana göre özetle artıları hem normalde yolda, asfaltta hem de arazide görece olarak konforlu olması. Buna eksilerimde de değineceğim. Hani motorunun gücü açıkçası beni tatmin ediyor. Hani arkadan itişteyken böyle yer yer drift yaptığı bile oluyor arabanın. Hani arkaya attığı bile oluyor. Keyif veriyor yani. Hakikaten kesilmeyen bir motoru var. Arazi şanzımanıyla da birleşince sizi gitmek istediğiniz yere gerçekten bir şekilde ulaştırıyor. Yani bir yerden çıkamıyorsa onun yanından geçiyor. Bir şeyler hani bir şekilde kalmıyor yani, hani bir şekilde sizi gideceğiniz yere ulaştırıyor. Onun dışında artısı hani iç hacmi benim için yeterli. Yani ben ya sanıyorum hani bu benim ilk arabam bu arada, Feroza Gecko. Yani bundan önce hep şirket arabası kullandım. İlk araba olarak böyle bir tercih yaptım. Benim için yeterli ve ben sanıyorum bundan sonra da arazi arabası aldığımda muhtemelen kısa şasili böyle tek kapılı küçük arabalarla ilerliyor olacağım. Çünkü gerçekten keyifli yani, arazideki kabiliyeti güzel. Eksilerine gelecek olursam bence bir miktar daha konforlu olabilir ama tabii bu yaşıyla alakalı. Yani o konforu elde etmek için hem de o arazi kabiliyetini elde etmek için 2004-2005 model arabalara çıkmanız lazım. Onlarda da tabii maliyet 3-4 katına çıkıyor. Yine arazideki bence eksilerinden biri artikülasyon deniyordu sanırım. Süspansiyonların hareket mesafesi arkadaşlar. Yani araba bir yerde çaprazda kaldığında özellikle ön taraf çok çabuk havaya kalkıyor. Yani bir teker çok çabuk havaya kalkıyor. Ama
Şunu da gözlemliyorum ben. Stok haldeki arabalarda, yani modifiye edilmemiş arazi arabalarının birçoğunda süspansiyon hareket mesafesi kısıtlı. Ben şöyle bir yorum geliştirdim kendimce. O hareket mesafesini ne kadar arttırırsanız arabanın yoldaki asfalttaki bu sefer yola tutunmasını ve güvenliğini o kadar azaltıyorsunuz. Yani portallar var biliyorsunuz, hani şu mesafeye kadar falan teker yere inebiliyor yani çamurlukla. Ama bu sefer arabanın yoldaki performansından, yoldaki yol tutuş ve güvenliğinden feragat etmeniz gerekiyor. Bir diğer eksisi bence, ya bu Türkiye'de birçok araba için geçerli bir eksi, parça sorunu. Parçası bulunmuyor değil, parçası zor bulunuyor. O yüzden hani bazen tedirgin edebiliyor biraz. Acaba hani burası bozulursa parçasını bulamaz mıyım diye. Bizim Gekko'yla, yani Feroza ile alakalı yorumlarımız bunlar arkadaşlar. Bizim eklemeyi unuttuğumuz ya da sizin merak ettiğiniz başka noktalar olursa lütfen yorumlarda belirtin. Yardımcı olmaya çalışırız. Biz elimizden geldiğince Feroza gibi farklı, böyle Türkiye'de çok fazla bilinmeyen arabaları buldukça incelemelerini çekmeye devam edeceğiz. Siz de abone olup takipte kalmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.